bu icrası için neler söyleyecekler? Siz bu hafta, yanlış hatırlamıyor isem, bir Hicaz eser okuyacağınızdan bahsetmiştiniz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasında. Yok, ben böyle bir şey söylememiştim hocam. Siz demediniz mi? Hayır. Ne dediniz? Ne okurum demiştiniz? Öyle bir muhabbetin geçtiğini hatırlamıyorum. Klasikler olarak konuşulduğu vakit ne, bir şey... Yok o... Pardon, yıllar ne çabuk değil, özür dilerim. Firkatin aldı demiştiniz. Evet, Armağan Bey bana sormuştu, siz demişti şarkı, bilmiyor musunuz? Şimdi Armağan Bey sordu. Ben dedim ki biliyorum Firkatin'i. Hasan Efendi sordu, ben evet. Size soruyorum. Evet. Diyorum ki, geçen hafta siz Firkatin aldı okuyacağım dediniz mi, demediniz mi? Firkatin aldı demiş. Bu eseri bilmiyor musunuz? Firkatin aldı'yı biliyorum hocam. Peki siz bunu telaffuz ettiniz mi geçen hafta, etmediniz mi? Geçen haftayı hatırlamıyorum hocam. Hani beyin özürlü müsünüz çocuğum siz? Hadi ben bunadım yaşım unutkan. İcabı. Sen daha çok küçüksün. Unutkan. Söyleyip yani söyleyeceğim mi dedin? Öyle mi hatırlıyorsunuz? Hayır, klasiklerden kastınız ne? Yani ne o klasik ya da hocam, şarkı ben, formu? Çok özür diliyorum hocam. Nedir denir? Siz mi sormuştunuz yoksa nasıl oldu? Ne söylemekten zevk alıyorsun gibi bir soru mu vardı? Öyle bir evet. Şeydi sanki. Yani hep böyle mi okursunuz? Evet. Efendim eserleri denildiğinde mesela şeyi okurum dedi. Firkatin aldı bütünleşme hitabım. Evet. Diyemenşe'nin. Evet hocam. Efendim Firkatin aldı'yı okuyabilirim dediniz. Evet hocam. Neden okumadınız? Hocam ben bunu her hafta dile getiriyorum. Aslında çok seviyorum hocam o şarkıyı. Evet. İnternette de YouTube'da ben dinlemiştim hocam o şarkıyı. Hı. Bir de onun ben içinde geçen bazı eski kelamlar var. Onların da hocam manasını okumuştum. Hı. Hakikaten çok etkilendim ben o şarkıdan. Dile getirdim ben de firkatini okuyayım. Baya bir dile getirdim bunu hocalarım. Hı. Çok teşekkür ediyorum onlardan. Onlar bana dediler ki o bir hafta okursun. Veyahut da işte bu şarkıyı daha iyi oku. İşte hep böyle. İnşallah bu hafta söz veriyorum Firkat'in aldığı bütün inşallah. Yani okumak istiyorum o şarkıyı. Ben. Peki o öğretmenlerinizle çalışırken ki çok kıymetli hocalardır. Hepsini yakinen bildiğim için altına imzamı atabilirim. Efendim acaba öğretmenlerinizin yanında örneğin okurken burada sol diyez basıyorsunuz. Nasıl oluyor? Hangisi hocam? Bu sol diyez bastınız burada, notada sol diyez, sol natürel. O herhalde onu anlamayacaktır notayı. O zaman anlamıyorsa. Yani biraz yani daha yanlış. Açıklayabilirseniz. Yani eserin tabiatı itibariyle, yani bünyevi olarak eser yanlış okundu, yanlış sesler basıldı. Anlatabiliyor muyum? Anlatamadım mı yine acaba? Hocam anladım. Ben size çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz tavsiyelerden dolayı. İnşallah düzeltmeye çalışacağım. İnşallah. Peki. Bakalım diğer jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Siz şarkı söylerken bu işi ciddiye almıyormuşsunuz gibi bir duygu geçiyor bana. Niye? Böyle elinizin ucuyla yapıyormuşsunuz gibi. Böyle hani tırı vırı öyle. Hani yani, bana geçen duygu o mesela. Hocam, ruh hali bu belki olabilir. Çünkü biz hocalarımızla da daha evvel çalıştığımızda şarkıların sözlerine göre mimikler yapınız dediler bize. Mesela şimdi ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Sanki burada bir reca hissi var, ben öyle zannediyorum. Yani beni şehadet şadiye başı için. Yani... Ben o mimikleri yaptığımı zannediyorum ama belki size böyle yansımış olabilir. Çok özür diliyorum. İnşallah bunu da düzeltmeye gayret edeceğim inşallah. Bir de bu hafta bir ses tonunuz değişmiş sizin. Ne gibi hocam? Denizden okudunuz. Olabilir hocam, belki havalardan. Çünkü deminden beri bu tek gömlekli olduğum için. Üşüdün. Üşüdüm, o yüzden olabilir. Bak şimdi. Yani. 5 dakika içinde üşüdün, grip oldun geldin. 5 dakika içinde değil. Sesin bile değişti. Ben... Arkadaşlarımızın arasında ilk giyinen benim. Dediler ki sen bu siyah gömleği giy. Ama bekle. Çok bak, bu gece ne kadar şıksın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben başka bir şey söylüyorum. Böyle
mesela hani herkes ne derler, çarşaf çarşaf şeyler hani geliyor okuyor her hafta her hafta. Mesela sen işte anladın mı? Böyle ciddiye an böyle geliyorsun öyle. Kolaycı. Böyle adasa. Hocam size söz veriyorum ve benim gönlümün ben çok istiyorum Firkat'ın aldığı bütün neşve hitabı bu gece hocam. Firkat'ın değil, yalnız Firkat'ın olması önemli değil. İyi tamam hocam, o bir yani şey hani, okuyabilirim. Siz önerin hocam. Ama siz, yo benim önermek gibi böyle bir yetkim de yok. Efendim, böyle bir şeyi de zaten hiçbir zaman kullanmam asla ve asla. Siz ancak verilerinizi sunarsınız. Ben efendim birikimim dahilinde onları değerlendiririm. Siz söylemiştiniz ve söylediğiniz, ben söze çok itimat ederim. Çok güvenirim ve arkasında dururum. Bana bir söz verildiği vakit onun tutulmasını isterim. Ve siz 70 milyonun önünde bunu söylediğiniz için neden bunu yapmadınız diye sordum. Geçen hafta da örneğin Sarışın Mehtap Hanım'dı değil mi? Hanımefendiye sordum. Siz hani Alaturka okuyacaktınız, neden yapmadınız diye sormuştum ona da. Aynı şekilde size de şimdi sordum. Böyle böyle söylemiştiniz. Bimenşe'nin efendim Ağır Aksağını okuyacaktınız. Efendim neden efendim okumadınız dedim. Bunu sordum. Yalnız ceket niye giymediniz? Bir suaredir bu. Suare konserlerinde ceket ve gravat çok önemlidir. Neden ceket kullanmadınız? Dar mı geldi? Yok, darlıktan değil. Geçen hafta Armağan Bey, Allah razı olsun, demişti işte yani... Üç düğme ceket değil mi? Seni yaşlı gösteriyor dedi. Ceket, hep üç düğme ceket dedi bana. Onu üç ben düğme de, için... Ben de yavaş yavaş zayıflamaya karar verdim. O yüzden tabii ki bu hafta da ceket yoktu. Dediler ki... Siz bunu olun. Yeni modalar var böyle. Onlara uymayınız. Bu kadar insanın huzuruna çıkarken öyle kot pantolonla, lastik ayakkabıyla çok modernize ederek bir şeyler yapmak istiyorlar. Asla ve asla ben böyle şeylere karşıyım. Efendim, gravatsız, ceketsiz bir kere erkeğin o şıkıdır, asaletidir. Artı hürmettir. Sanata ve efendim sanata saygı duyan, ilgi gösteren en büyük jüri diye hep söylediğimiz, mihenk taşı olarak addettiğimiz veli nimetimiz halka. Her müzik dalı için mi bu böyle? O, ben kendi alanımda söylüyorum. Ama bir kere suarelerde, Türk sanat müziğinden evet, herhalde. Suarelerde evet. Daima efendim bu şekilde kıyafetler olur. Evet. Yani bir erkeğe de yakışır ve saygıdır bu. İnsanlara saygıdır çocuğum. Bu benim görüşüm. Bilemiyorum. Düzeltmeye çalışacağım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Peki Orhan Bey. Şarkının bir kısmını Arapça okudun. Eyvallah. İçinden mi geldi yoksa biliyor muydun? Daha evvel öyle mi okuyordun? Herhalde şarkıyı daha evvel biliyordun. Tabii ki ben bu şarkıyı daha evvelden evet. biliyordum. Zaten yaklaşık 7 yaşından beri ben... Bilirsin. Ümmü Gülsüm'ü çok dinledim. Zaten bizim evde dinleniyordu. Mahallede dinleniyordu Ümmü Gülsüm. Abilerimizden ben zaten dinlemiştim. O yüzden tamam. Kendim aşinayım. Tabii ki muhakkak Türk sanat musikisine müptelayım. Ama Ümmü Gülsüm çok beni resmen aşinayım yani ona. O yüzden ondan geçmiştim bu şarkıyı. Asala'dan geçmiştim o, daha doğrusu. Arap aleminin devidir. Doğru. Eyvallah. Çok büyük. Ümmü Gülsüm çok büyük bir yorumcudur. Eyvallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Abdülvehhab'a'da. Eyvallah. Sayın Abdülvehhab'a'da her ikisine de. Muhteşem insanlar tabii. Ben bunu bilhassa sordum. Bu eser Türk sanat musikisi kategorisinin içinde geçiyor da. Şimdi bu eser deminki konuyla evet, kısa evet. bir bağlantı kurmak için söyledim. Lütfen. Sanat müziği içinde geçen bir eserdir. Ama anonim olarak geçer. Yani melodi kaynağı belli değil. Orijinali söz... Arap diye duyduk ama biz bunu... Şimdi orijinali Arap ama bir zamanın Osmanlısını düşündüğüm zaman
bizim topraklarımızın içerisinde, daha doğrusu müşterek bir kültürü yaşadığımız bir dolu insanların getirileri. Yalnız Osmanlı'ya mal edilmiş olduğu için ve Osmanlı'nın yapmış olduğu Enderun ve içindeki yapmış olduğu çalışmalar, eserler, her şey, sistemler bütün bu havzaya ait olduğu için Arap olarak geçmiyor. Müslüman ve Türk sanat musikisi de o Enderun'un devamı gibi göründüğü için genel olarak ondan dolayı bu kategorinin içine sokuluyor. Fakat Arapça. Yani büyük ihtimalle Arap nüansları ve zaten baştaki yaptığın nüans da Arap nüansıdır özellikle. Ve onu sol olarak yapın, sol diye sen Bülent Hanım onu söyledi zaten ama onu, o nüans Arapçadır. Demek ki bir zaman Arap'la Türk kültürü son derece yakın benzerlikler taşıyor. Birbirimize intikaller var. Ama bunların neler olduğunu iyi anlamamız lazım. Hala burada da muazzam bir kargaşa vardır. Evet. Arabesk deyimi nedir? Serbest çalışma nedir? Sanat müziği nedir? Hala bunlar netleşmemiştir. Bunu vurgulamak için şimdi söyledim. Peki, çok teşekkürler. Ebru Hanım, 7 vermiş Ebru Gündeş. Ama daha iyi yorumlayabilirdin Samet. Evet hocam. Daha iyi yorumlayabilirdin. Demin de arkadaşlarımız bunu dile getirdiler. Bu merdivenlerden indikten sonraki olan ruhaniyet bambaşkalaşıyor. Berhudar ol. Daha iyi olacağına inanıyorum. Ben de 7 veriyorum sana. 7 Orhan Gencebay'dan. 7 Bülent Ersoy'dan, 7 de Armağan Çağlayan'a, toplam 28 puan oldu. Bir aday numarasını da hatırlatabilir misin? Aday numaram 109. İzmir'e ve tüm Türkiye'ye beni destekleyenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Peki Samet, moralin iyiyse sen bize bir taklit yapmıştın. Yine rahmetten anacağımız Kani Karaca. Yok ben... Var mı hazırlığı? Ben, tamam onu da yaparım da... Ben, benim nenemin ve dedemin yaşamış olduğu bir... Hikaye var, onu dile getirmek istiyorum. Hadi bakalım. Ben peki, onu anlatmadan bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Sayın Erkar, müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Efendim, teşekkür ederim. Bu ayakkabılarınız sizin kendi ayakkabılarınız mı yoksa verilen ayakkabı? Verilen ayakkabı hocam. Peki bunu kaç seferdir giydiniz siz? Hocam işte her hafta giyiyorum hocam. Hayır, aynı ayakkabıyı mı giyiyorsunuz? Evet hocam. Ayaklarınız taraklı herhalde, deforme ediyor. Evet hocam. Anladım. Sokakta hiç giymediniz. Hayır hocam. Giymediniz. Çünkü sahne işi hani sokakta kullanılmaz. Evet. Acaba dedim kullandınız da onun için mi deforme oldu? Üzerleri son derece deforme olmuş derisini. Evet hocam. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Bir de malumunuz hep böyle bizim, bağışlayın affedersiniz, ayak kısmımız sahne yüksek olduğu için... Zat-ı Alilerinin yüzüne doğru gelir. Çok önemlidir. Onun için ona da dikkat etmeniz lazım. Ayakkabı deforme olmaya yüz tuttuğu anda fırlatıp atacaksınız. Asla giyilmez. Peki. Tamam hocam, bu oldu. Sen şimdi anneanne ve dede mi dedin? Evet. Peki. Benim babamın nenesinin ve dedesinin yaşamış olduğu bir öyle bir fuar hikayesi var. İzmir Enternasyonel Fuarı yeni açılmış. İnşaattan yeni çıkmış. Bizim mahallede bir velvele, Allah fuar açıldı, Allah o güzel lambalar gidelim falan. Benim nenemle dedem karar veriyorlar. Ya diyorlar bütün mahalle gitti, artık biz de gidelim falan. Şimdi bir Kahramanlar Kapısı var, bir Lozan Kapısı var. Onlar Basmane Kapısı'ndan İçeriye girmek için murad etmişler. Basmane kapısı karşıda. Onlar bakmış. Basmane kapısının tam karşısında Akdeniz yazan büyük böyle sular fışkıran böyle spotlanmalı yer. Nenem dedem bakmış. Aman demiş, Mehmet fuar burasıdır, hadi gidelim. Orasını fuar zannetmişler. Oturmuşlar, orasını gayet fuar gibi taslamışlar. Dönmüşler, dolaşmışlar, dönmüşler, dolaşmışlar. Orası fuar. Hatta oradan fuar, işte orasını çıkmak için sormuşlar. Ya demişler, burasının kapısı nerede falan. Çıkmışlar dışarıya. Cevriye nenem Mehmet dedeme sormuş ki, ya demiş Mehmet, nasıl fuar demiş burası? Hani anlatılan gibi değil yani. Demiş, o gaco demiş, nasıl fuar yaptı sanki demiş, ciğerini döktü falan.
İşin enteresan tarafı, tam karşıda da fuar kapısı. İnsanlar giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Cevrenen Mehmet dedeme demiş ki, ya demiş Mehmet, bu insanlar ne giriyor çıkıyor? Mehmet dedem de her şeyi biliyor tabii. Sen demiş karıştırma, onlar demiş suvaridir. Suvari. Asker. Suvari. 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 Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki. İyi ki paylaştın bizde bu anekdotu. Çok teşekkür ediyoruz. Aday numaranı söyle bakalım. Aday numaram 109. 109 Samet'in aday numarası. Eğer isterseniz ona oy vermek. Cep telefonlarınıza 109 yazıyorsunuz. 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Samet. Eyvallah. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.